Merhabalar sevgili Paraksiden Kimya izleyicileri. Kimyasal türler arası zayıf etkileşimlerin son videosu, diğer Van der Waals kuvvetleri ve fiziksel kimyasal değişiklikler başlıyor. Konunun en kolay kısmı bu. Diğer yerleri çok iyi anladıysan burayı çok çalışmasan bile rahatlıkla yapabileceksin. Diğerleri doldurup 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 bilgilerle geliyor. Buraya gelince rahatlıyorsun. Korkma, kolay bir video olacak. Diğer Van der Waals kuvvetlere baktığımızda diğer Van der Waals iyon, dipol ve indüklenmiş dipolün karşılıklı birbirine çekmesi. Yani iyon dipol, iyon indüklenmiş dipol ve dipol indüklenmiş dipol olmak üzere bu üç kuvvetten bahsediyoruz. Şimdi dipol dipol ve London dışındaki Van der Waals kuvvetleri yani iyon dipol, iyon indüklenmiş dipol ve dipol indüklenmiş dipol saf maddenin erime kaynama noktası üzerinde etkili değildir. Neden? Saf madde olarak benim erime kaynama noktamı benim kendi kendimi çekme kuvvetim belirler. Yani suyun suyu çekme kuvveti suyun erime kaynama noktasını belirler. Suyla su arasında da iyon dipol olamaz. Su ya iyondur ya dipoldur değil mi? Hani iyon dipol, iyon indüklenmiş dipol ve dipol indüklenmiş dipol farklı moleküller arasındadır. Bu yüzden karışımların erime kaynama noktası ve karışımların çözünürlüğü üzerinde etkilidir. İyon dipol etkileşimi iyonik bir bileşikte polar bir bileşiğin birbiriyle etkileşmesi sonucu. Örneğin suyun su polar, içinde tuz, tuzda iyonik, çözülmesi sonucu tuzla su arasında oluşan çekim kuvvetine verdiğimiz isimdir. İyon dipol etkileşimi oluşurken iyonik bileşikteki iyonlar birbirinden uzaklaşır, etrafını dipol olan maddeler sarar. Dipolün artı kısmı iyonun eksisine, dipolun eksi kısmı da iyonun artısına gelir. Yani Na, Cl'yi suda çözdün, Na ve Cl uzaklaştı. Na'nın etrafında Cl'nin etrafında su sardı. Yalnız Na artı olduğu için Na'ya suyun oksijeni bağlandı. Cl eksi olduğu için Cl'ye de suyun hidrojeni bağlandı arkadaşlar. Şematik olarak şöyle. Na'ya bak oksijen bağlanıyor. Cl'ye de bak hidrojen bağlanıyor. Burada şu iyon dipol. Şu iyon dipol. İyonla polar arasında. Bu iki su arasında o hidrojen bağı veya dipol dipolar. Etkini soruyorsa hidrojen bağı dipol dipol de olabilir. Anlaştık değil mi? İyonu polarda çözdün, oluşan iyon dipol etkileşimi. İyon indüklenmiş dipol etkileşimi, iyonik bir bileşikte apolar bir molekül veya soy gaz atomu arasında yine yoğun fazla unutma, zayıflar yoğun fazla katı sıvı da etkili, oluşan çekim kuvveti, tuzla CCl4 arasında. Dipol indüklenmiş dipol, polarla apolar arasında, örneğin suda çözülen oksijen gazı. İyon indüklenmiş dipol ve dipol indüklenmiş dipol etkileşimi çok zayıf. Yani iyonla apolar arasında ve polarla apolar arasında oluşan kuvvet çok çok zayıf. Bu yüzden bunların birbiri içerisinde çözülmesini beklemiyoruz. Hani diyoruz ya benzer benzeri çözer benzemeyenler çözülmez. İşte benzemeyenler arasında oluşan etkileşim çok çok zayıf. Birbirini çok tutamıyor. Bundan dolayı birbiri içerisinde ya çözülmüyor ya da çok az çözülüyor sevgili arkadaşım. Zayıf etkileşimlerle ilgili. 1. H2O moleküller arasında hidrojen bağı bulunur. Doğru. Yemek tuzu iyonik, su polar, iyon dipol oluşur. Doğru. Helyum atomları arasında sadece London bulunduğu için ve London'da çok zayıf olduğu için oda koşullarında soy gazlar gaz haldedir. Tabi helyum atomlarından genellemiş burada genellediği için doğru diyoruz da normalde gaz halde yok. Katı ve sıvı halde zayıf etkileşimler unutmuyoruz. Hangisi karşısındaki etkileşim turunu içermez? X1Y1 polardı. Polarda etkin dipol dipol. Hidrojen bağı, evet hidrojen var ama fona bağlı değil. Fona bağlı hidrojen yokken hidrojen bağı oluşmaz. Cevabımız A. Diğer seçenekleri de inceleyelim. Argon, soy gazlarda London indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol vardı. OH var, OH var, ikisinde de fona bağlı hidrojen var, hidrojen bağı. İyonik ve polar, iyon dipol. Polar polar, dipol dipol. S'nin üzerinde elektron kalıyor. S6 adı arkadaşlar. İki bağ yapıyor, elektron kalıyor polar. Tamam mıyız? Hadi devam. Ne olmuş burada bak. Polar bir molekül, polar bir molekül bağ oluşturmuş. Apolar apolar birbirini etkileyip kalıcı değil, geçici anlık olarak polar hale gelmiş. Bağ oluşturmuş. Kullandım. Bunu biliyoruz. Polarla apolar birbirini etkilemiş. Bu da dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi. A kuvveti de ya dipol dipol ya hidrojen bağı. Molekülün ne olduğunu bilmediğim için A hakkında kesin bir yorum yapamam. Hadi bakayım seçeneklere. A, B, C etkileşimlerinde hangisi yanlıştır? A, dipol dipol olabilir. B, dipol indüklenmiş dipol. Biraz daha küçülteyim mi tam görebilmeniz için? B, dipol indüklenmiş. Evet. B,
Ve hayır. Ha, hangisi olamaz diyor. Tek tek verememiş. Bakın. Dipol dipol A olabilir. Dipol indüklenmiş dipol zaten C'ydi. İndüklenmiş London B. Hidrojen bağı A olabilir ama iyonik bir madde yok. Bunların hepsi moleküler yapılı. Şekilden ne görüyoruz? İyon değil. Soru da bize ekstra kafamız karışmasın diye moleküler yapılı olduğunu söylemiş. ABC'den herhangi biri hidrojen iyon dipol etkileşimi olamaz. Soruyu dikkatli okumazsan Sait Hocam böyle şaşıra şaşıra çözersin. CH5OH'ı vermiş. Şöyle çok büyütmeyeyim. Çok büyütsem sanki görünmeyecek değil mi? 200 yapsak görünür mü? Peki 250 yapsak var mı arttıran? 250. Yeter. Bu kadar. Bu kadar yeter. Bakın CH5OH CC OH oksijen hidrojene bağlı. Bunu zaten şekilde ne görüyoruz? Bir tane apolar, 7 tane polar. Bak CC arasındaki şu bağ apolar. 1, 2, şöyle 3, üstünü karalayamıyorum. Şeyle göstereyim, parmakla göstereyim. Bak şöyle, şöyle bir saniye. Onu da gösteremiyorum. Program yine yanıldı. Bir saniye dur. Tamam geldim geldim geldim. Çok bekletmedim değil mi? Bak şurası apolar. Karbon karbon arasında. Ama geri kalan şu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve oksijen hidrojen arasındaki şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bağ polar doğru. Yoğun fazla dipol etkileşimi vardır. Etkili değildir OH'tan dolayı hidrojen bağı etkilidir ama dipol dipol de vardır. Var olmasına engel bir durum yok nihayetinde. Suda çözündüğünde su ile aralarında hidrojen bağı oluşur. Bunda hidrojen bağı var, suda hidrojen bağı var. Birbiriyle niye hidrojen bağı yapmasınlar? Neden yapmasınlar yani? Anlaştık değil mi? Oo güzel soru. HX London. Bakın London olması için bunun apolar olması lazım. X1, Y1 şeklindekilerin hepsi polardı hocam. Nasıl apolar olacak? Ha, nasıl? Ha, bizi kandırdın değil mi? Bak. Soruyu çözmezsek hocam. Hayır lan olur mu? HH olacak. H2 olacak. X1, Y1'in tabii ki hepsi polar ama X yerine H yazarsak H2 apolar olur. Hidrojen bağı olması için Y'nin de fondan biri olması lazım. Olmadı. Olmadı. E ne olacak? Yemedi. Başka ne yapabiliriz buraya? Kontrol edelim. HCl olmaz. HBr olmaz. Oo. Güzel soruymuş. Bak CH3 ya. Bir hidrojen daha bağlarsan CH4 olur. 3 hidrojen de vardı zaten. Bak apolar oldu. OH. OH koyarsak hidrojen bağı olur. Cevap Denizli'ymiş. Güzel soru. Dikkat etmezsek gidebilir. Dikkat etmen lazım. Biliyorsan rahatlıkla çözersin ama çok zor değil. Kimyasal ve fiziksel değişimlerle ilgili burası biraz kaymış. 2010, 2016, 2017'de soru çıkmış. Fiziksel değişim maddenin kimlik özelliği değişmeden boyutu, şekli, fiziksel haliyle olan değişimler. Fiziksel değişimde maddenin kimyasal yapısı değişmez, formülü değişmez. Fiziksel değişime etki eden kuvvet fiziksel etkileşimlerdir. Yani zayıf kuvvetlerdir. Fiziksel etkileşime etki eden enerji genellikle 40 kilojülden azdır. Parçalanmalar, kırılmalar, yırtılmalar, hal değişim olayları, tuzun şekerin suda çözünmesi, elektron hareketiyle iletkenlik yani metallerin ve alaşımların elektriği iletmesi, sütten tereyağı eldesi, yoğurttan ayran eldesi fiziksel. Sütten tereyağını sütü tereyağına çevirmiyoruz. Bunu karıştırıyorsun bazen. Sütten tereyağı eldesini sütten yoğurt, sütten ne bileyim peynir eldesi gibi mayalanma sanıyorsun. Sütün içinde yağ zaten var. Bizim yaptığımız bunu çalkalayarak o yağı topaklayıp oradan çıkarmak. Yani süt dediğimiz yağ ve işte yağsız sütün karışımı. Yağ alıyorsun, yağsız süt karışımından light diye kandırıyorsun rejim yapanlara veriyorsun. Halbuki yağsız sütün içim için hiçbir faydası yok. Fiziksel değişiklikler sadece dış yapısındadır. Genellikle zayıf etkileşimdir. Eşlik eden enerji 40'tan küçüktür diyoruz. Peki kimyasal değişiklik ne? Kimyasal değişiklik maddenin kimlik özelliğini değiştirerek. Şöyle biraz daha büyüteyim mi? Maddenin kimlik özelliğini değiştirerek farklı maddelere ayrışması veya farklı madde oluşturmasıdır. Kimyasal değişimde maddenin iç yapısı yani elektron düzeni bağ yapısı değişir. Bu olay sırasında maddenin hem kimyasal hem fiziksel özellikleri değişir. Maddenin formülü değişir. Hem güçlü hem zayıf etkileşimler kopar. Bu nedenle kimyasal değişime eşlik eden enerji genellikle 40 kilojülden büyüktür. Kimler kimyasaldır? Oksijenle tepkime, paslanma, yanma, metallerin kararması, meyvelerin çürümesi, solunum, metal asit tepkimeleri. Asit baz tuzların iyon hareketiyle iletkenliği. Bak metal ve alaşımların elektron hareketiyle iletkenliği fiziksel. Asit baz tuzun iyon hareketiyle iletkenliği kimyasal. Mayalanma olayları.
Sütten yoğurt, üzümden sirke. Elektroliz. Elektrik enerjisiyle bileşiğin ayrıştırılması. Asit-baz tepkimeleri. Yiyeceklerin küflenmesi, çürümesi, besinlerin ekşimesi, pişirilmesi. Fotosentez, solunum, sindirim gibi vücutta gerçekleşen olaylar. Betonun, yağlı boyanın ve hızlı yapışan yapıştırıcının kuruması. Düşün. Beton neden paketindeyken veya yağlı boya kutusundayken yapıştırıcı kutusundayken niye yapışmıyor? Çünkü bunlar beton su ve havayla, diğerleri havayla tepkimeye giriyor arkadaşlar. Farklı maddelere dönüşüyor. Bunların hepsi kimyasal. Bunlar sadece suyunun buharlaşması, çamaşırın kuruması anlamında kuruma değil. Kimyasal değişimle ilgili elektron düzeni ve bağ yapısı değişir. Evet. Güçlü etkileşimler korunmaz. Hem güçlü hem zayıf kopar. Kopan ve oluşan bağın enerjisi 40'tan büyüktür. 1 ve 3 doğru. Hadi 2-3 soru daha çözüp konuyu bitirelim. Fiziksel kimyasal değişimle ilgili 2010-2016'da çıkan sorunun benzeri hangisi diğerlerinden farklıdır? Açık havada bir metalin kararması paslanmadır kimyasal. Metal asit kimyasal. Limon suyu asit mermer baz. Sütten tereyağı fiziksel. Kireç taşından sönmemiş kireç ısıtarak bileşiği ayrıştırma, bileşiklerin oluşması, ayrışması kimyasal. Bunlar biraz daha soru çözerek oturuyor. Çok kaynak çözerek oturtabilirsin de hani çıkmış sorular bundan bile daha kolay. Bak bundan bile kolay. Daha ne diyeyim sana? Hangisi bir yönüyle diğerinden farklıdır? Arkadaşlar topraktan çıkan metal filizi metallerin bileşikleri. Bundan metal elde ederken bileşiği elementlerine ayrıştırıyorsun kimyasal. Ayrımsal damıtma fiziksel. Ayçiçeği yağının özütlenmesi yani bir bitkiden yağ veya o bitkinin öz suyunu elde etme fiziksel. Ayrımsal damıtma fiziksel. Suyun buharlaşıp yoğunlaşması geoda damıtma fiziksel. 4 fiziksel 1 kimyasal cevabımız A. Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aydın, Ankara, Antalya, Alanya. Ne diyor soru, ne diyor soru, ne diyor soru? Hemen bakalım. 3-4 tane vermiş. Kaç tanesi kimyasal? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yağlı boyanın kuruması ne dedik? Havayla tepkimeye giriyor kimyasal. Çimentonun donması kimyasal. Suyla ve havayla tepkimeye giriyor. Patlamalar, yanmalar kimyasal. Hava yastığının şişmesi de kimyasal arkadaşım. Hava yastığında bir bileşik var. Bu bileşiği elektronik tetikleyiciyle parçalayıp azot gazı açığa çıkarmasını sağlıyoruz. Yani bir basınçlı tüple şişirmiyoruz çünkü yavaş oluyor. Bu bileşik çok daha hızlı bir şekilde parçalanıp hava yastığını şişiriyor. Hava yastığının şişmesi kimyasal. Bu yüzden şişince değiştiriyoruz ya. Çıkarıp yenisini takıyorlar. Söndürüp yerine koymuyorlar değil mi? Karbondioksit gazının suda çözünmesi, asit oksitlerin ve bazik oksitlerin suda çözünmesi kimyasal arkadaşlar. Yağlı boyanın kuruması, çimentonun donması, patlama, şişme, alayı kimyasal değişme örneği. Milli Eğitim'den 3 adımdan bir soru. 3 adımdan bir soru daha size bu konudan. Hangisi kimyasal ve ısı veren diye soruyor. Azotun yanması kimyasal, süblimleşme fiziksel, elektroliz kimyasal. Havanın ayrımsal damıtmayla azot ve oksijeni ayrıştırılması kimyasal, kömürün yanması kimyasal. Azotun yanması ısı alan tek kimyasal, tek yanma tepkimesi özür dilerim. Isı alan tek yanma tepkimesi. Suyun elektrolizi elektrik enerjisi veriyoruz elektrik ama kömürün yanması dışarıya ısı veriyor. Egzotermik bir olay biliyorsunuz. Ve böylece kimyasal türler arası zayıf etkileşimler konusunu da bitirmiş olduk. Zayıf etkileşimlerden çok soru çözmeniz önemli ama güçlü etkileşim daha önemli. Güçlü etkileşimi çok iyi yapabiliyorsan zayıf etkileşimin yarısından fazlasını halletmiş oluyorsun. Bu yüzden güçlü etkileşimi çöz. Buradan önce kendi kitabını çöz, sonra 3 adımı çöz. Her konu içinde 3 adımı çözmeyi unutma. Abone ol, beğen, yorum yap. İmkanın varsa katıl. Her hafta bir deneme buradan veriyorum. Her hafta bir deneme de katıldan veriyorum. Beni ne kadar büyütürsen ben de sana o kadar faydalı içerik üretebileceğim, o kadar düzenli içerik üretebileceğim ve unutma, seviliyorsun. Kendine iyi bak. Şuraya elimi atayım. Şöyle seviliyorsun diye bitireyim mi? Unutma, seviliyorsun.